Yeni Mahalle Belediyesi Türkiye Kupası'nı aldı. Takımla beraberiz. Başkan, yöneticiler, oyuncular hep beraberiz. Başkanım, ilk sözü size verelim. Nasıl geçti bu sezon? Sezon hedeflediğimiz doğrultuda ilerliyor şu an için. Sezona 3 kupa hedefiyle başlamıştık. Süper Kupa'yı aldık. Dün Türkiye Kupası'nı aldık. Bugün belediyemize getirdik. İnşallah sezon sonunda da Türkiye Şampiyonluğunu alıp Şampiyonlar Ligi'nde kulübümüzü, Ankara'yı, Yeni Mahalle'yi, Türkiye'yi temsil ederiz diye ümit ediyoruz. Şimdi nasıl geçecek? Önümüzdeki maçlar playoff'a kalıyor takım. Evet, zaten playoff'lar başlamıştı. Şu an yarı finaller oynanıyor. Biz Ardeşen'le eşleştik. Muratpaşa Belediyesi de Kastamonu Belediyesi ile eşleşti. Onların çıkacak galipleri final maçlarını oynayacaklar. Şu andaki görüntüde tabii bizim içimizden geçen ümit ettiğimiz finale bizim çıkmamız yönünde. Ardeşen'le oynayacağımız maçlar var. 5 maç üzerinden oynanacak bu playoff'lar. 3 maçı alan zaten direktmen finale çıkıyor. Sonra da o dediğim gibi iki grubun liderleri kendi aralarında final maçlarını oynayacaklar. Onlar da 5 maç üzerinden olacak. Orada yine 3 maçı kazanan şampiyon olarak bitirmiş olacak sezonu. Geçen sene talihsiz bir şekilde kaybedilmişti herhalde. Geçen sene Türkiye Kupası'nı 1 golle kaybetmiştik. Playoff'larda final maçlarına başladığımızda Ankara'daki ilk maçta 30-30 berabere kaldık. Uzatmalarda yenildik. Geçen sene 3 yılın üst üste şampiyon olan bir Muratpaşa Belediyesi karşımızdaydı zaten. Şanssızlıklarımız oldu. Rakip gerçekten güçlü bir rakip. Yani Türkiye'nin en değerli kulüplerinden bir tanesi de onlar. Onların karşısında da yine başarı elde ettik. Yenilmezliklerini bozduk. Galip geldik. Son ana kadar kovaladık. 4. maçta yenilince Türkiye şampiyonu onlar oldular. Fethi Başkan takıma bayağı ilgili gözüküyor. Maçlara da geliyor. Şey yapıyor. Belediye desteğiyle takım yürütmek nasıl? Kolaylıkları, zorlukları? Belediye desteği, yani başta belediye başkanımız Fethi Yaşar olmak üzere belediye başkanımız da bizim üzerimizde çok büyük destekleri, ilgileri var. Özellikle Erhan Başkanımız ve Başar Başkanımız bütün maçlarımıza, deplasmana, iç maçlara hepsine gelmeye çalışıyorlar. Diğer dediğimiz gibi belediye başkanlarımızın ve diğer müdürlüklerimizin de çok büyük desteği var. Yani belediye takımı olmak çok çok yararlı. Çünkü belediye desteği olmamış olsa handbolle, handboldan gelen gelirle kulübü götürmek gibi bir şansınız söz konusu değil. Ancak onlardan gelecek hem maddi hem manevi destek bütün hepimiz üzerinde etki yaratıyor. Hepimiz bir şekilde mutlu oluyoruz. Bir otobüs olay rahatlığı oluyor. Bir deplasmana giderken onların vermiş olduğu ya da ayarlamış oldukları bir otelde konaklamanın faydalarını görüyorsunuz. O tür rahatlıklar tabii ki belediye desteği olması çok çok önemli. Tesis sorununu nasıl hallediyorsunuz? Şimdi biz Hasan Doğan Stadı'ndayız ama burası futbol için. Evet. Antrenmanları nerede yapıyorsunuz? Antrenmanlarımızı şu an Gazi Üniversitesi'nin spor salonunda yapıyoruz ama belediye başkanımızın bu yılki projesi kapsamında bir tane salon projesi var. Onunla ilgili yer arayışı içerisindeyiz. Yeni Mahalle'de bir yer bulduk. Bir de Turgut Özal Mahallesi'nde uygun bir yer bulundu. Bakalım ikisinden birinde mutlaka bu sene bir temel atılıp başlanacak diye ümit ediyoruz. O olduğu zaman zaten biz de çok çok rahatlayacağız. Hem antrenman olarak rahatlayacağız, hem maçlarımızı oynamak açısından rahatlayacağız. Tiyafet tamam kapılarını bize açıyor ama ulaşım çok zor, seyircinin gelmesi çok zor. Pasolik uygulaması yapılıyor. Tiyafet'e uygulanıyor sadece pasolik uygulaması. Ben bundan sonraki playoff maçlarında seyirci getirirken tutup cebimden parasını verip seyirci içeriye alacağım. Bu da rakip karşısında beni dezavantajlı duruma düşürüyor. Gençler Birliği taraftarı da zaten bunu protesto etti. Cebeciye geçtirdiler evet, maçlarına. Evet, Yaşar Selim spor salonuna geçtiler. Yani şu anda bizim öyle bir şey yapma şansımız yok ama en azından dengeyi sağlamak için playoff maçlarında, hele ki final maçlarında kesinlikle ve kesinlikle pasolik uygulamasının kaldırılması gerekiyor. Ama kendi salonumuz olmuş olsa bu tür şeylerle karşılaşmayız. Evet. O sıkıntıyı atlatmış olur. Tempo'da çok da gerekli değildi zaten pasolik bizim gördüğümüz kadarıyla. Kesinlikle. Kesinlikle. En son Üsküdar maçında toplam bizlerle beraber 23 tane bile seyirci vardı zaten. Yani oraya gönderdikleri memur yazık. Serdar Hocam, Ankara'nın handball markası aslında dünyanın da sayılı antrenörlerinden bir tanesi. Biz Yeni Mahalle Belediyesi'ne geçeceğiniz zaman zaten Yeni Mahalle Belediyesi'nin başarıdan başarıya koşacağını tahmin ediyorduk. Ama bu serüveni bir de sizden dinlemek isteriz hocam. Evet, öncelikle çok teşekkür ederim. İltifat ediyorsunuz. Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü ile çalışmaya başladığımızda ilk hedef olarak önce ligde kalmaktı. Daha sonrasında ligde kalmanın ötesine bir hamle daha yaptık. Avrupa Kupası'na tam gitmek üzereyken 0-5 puanla Avrupa Kupası'nı kaybettik.
geçen sezon. Bu sezonun başlangıcında Avrupa Kupası oynama hakkımız oldu. Başarılı iki müsabaka oynadığımızı düşünüyorum. Belarus'la onları geçtikten sonra Fransa takımı geldi. Fransa iyi takımı, ciddiye alınabilecek bir Avrupa takımıdır. Oradaki maçta başarılı bir skorla döndük ve tur atlayacağımızı düşündüğümüzde her zaman her yerde söylüyorum, kötü bir hakem ikilisinin ve kötü yönetimiyle bir gol avarajla turu geçemedik. Yani ilk 8'e kalacaktık o zaman. Bunu önümüzdeki sezon yapmayı düşünüyoruz. Bu sene takımımız şampiyonluk yolunda, özellikle bu Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra biraz daha iddialı hale geldi. Zaten iddialıydık sezon başında ama tabii Türkiye Kupası bir göstergedir burada. Türkiye Kupası'nın bu böylesi bir prestijli kupanın önümüzdeki oynayacağımız playoff yarı finalleri ve finallerinde, ki ümit ediyoruz finalde biz oynayacağız, itici bir güç olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Yeni Mahalle Belediyesi şu anda handbolde marka oldu, olma yolundaydı, oldu. Bundan sonraki süreç içerisinde de ümit ediyorum Avrupa Kupalarında da ülkemizi aynı şekilde temsil edecek. Takım oyuncularını siz isterseniz siz anlatın, ondan sonra kendilerine de uzaklaşın. Evet. Özelliklerini sizin söylemeniz daha güzel oluyor. Şöyle, takım kendi içinde çok uyum gösterdi. Bu bir risktir aslında baktığınız zaman, uluslararası düzeyde oynayabilecek bir takımı toplayabilmek. Bunların içinde farklı ülkelerden farklı karakterli insanlar var. Türk oyuncular, yabancı oyuncular. Ve bunların uyumu bizim açımızdan çok artı sonuçlar doğurdu bize. Bu noktada ben öncelikle sporcularıma, başta takım kaptanı Yeliz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Uyumsuzlukla ilgili bir problemimiz yok. Onun dışında oyuncularımız kendi ülkelerinde milli takımlarında görev yapmış oyuncular. Halen de yapmaktalar. Takımımızda liglerde uzun yıllarda oynamış ve milli takımlarda oynamış kaliteli yerli oyuncular da var. Bunların harmanlaması kulübün verdiği imkanlar doğrultusunda da bize düşüyor. Şu ana kadar da büyük bir sıkıntı çekmedim o konuda. Dediğimiz gibi Türkiye standartlarının biraz üstünde olduğumuzu düşünüyorum takım olarak. İnşallah bu böyle gidecek. Türkiye standartlarına girmişken hocam, şimdi kadınlarda Yeni Mahalle Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, erkeklerde Beşiktaş ligi domine ederek götüren takımlar. Handball'un geleceği nasıl Türkiye'de? Siz nasıl görüyorsunuz bu konuda uzman kişilerden? Estağfurullah. Handball'un geleceği bence yakın gelecek itibariyle baktığımızda bayan handball'iyle olacaktır. Erkeklerle ilgili çok iddialı bir şey söylemeyeceğim. Bahsettiğiniz gibi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi oynuyordu. Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacak önümüzdeki sezon. Ama baktığınızda handball'le ilgili uluslararası bir başarıdan bahsediyorsak veya böyle bir beklentimiz varsa yakın gelecek, tabii ki erkeklerde olmasını en büyük temennim bir handbolcu olarak, ama yakın gelecekte özellikle kulüplerin, bahsettiğiniz kulüplerin, bunun içine Ardeşen'le Üsküdar'ı da, İzmir Büyükşehir'i de dahil edebiliriz önümüzdeki sezonlarda. Bayanlarda bir hamle yapabilmek çok daha kolay. Bence federasyon yerinde olsam bayan handboluna biraz daha ilgi gösteririm diye düşünüyorum. Federasyonun tavrı nasıl peki? Federasyonun tavrı tabii ki yani bir çok tartışılacak bir konu bu aslında. Fakat şu anda çok rahatsız edici bir durumu yok. Kulübümüzle federasyon arasında büyük bir problem yaşanmıyor ama benim temennim bu söylediğim. Yani bayan handboluna biraz daha ilgi gösterirlerse erkeklerden çok daha kısa sürede başarı bayan handboluna gelir diye düşünüyorum. Türkiye şampiyonluğuna geldikten sonra çok daha detaylı bir söyleşi yaparız ama şimdi sporcular kendilerini anlatsınlar. Bu başarı hikayelerini onlardan dinleyelim istedim. Sezona zaten bir kupa alarak başladık, Süper Kupa'yı. Takımımız da oldukça iyi. İyi gidiyor şu an sezon. Merve. Çok başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. İsmim Halime. Bu kadar. Ankara Ombescu. İki kupa aldık için yani herhalde çok başarılı bir sezon. Üçüncü kupada inşallah aynı hırsla alacağız. İlke ben. Sezona 3 kupa parolasıyla başlamıştık. Sezon başında hemen bir kupa alarak lige giriş yaptık, başlangıç yaptık. Hedeflerimizden ilki. İkincisi dün oynadığımız final maçında gerçekleşti. Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Takım olarak çok uyumlu ve istekliyiz. Sezon sonunda da hedefimiz olan 3. kupayı alarak ligi tamamlayacağız. Ben inanıyorum, bizler inanıyoruz. Yönetimimize çok teşekkür ediyoruz bize sundukları imkanlar için. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı da var galiba. Evet, kesinlikle. Bizler
çok eski arkadaşlarız. Çok eskilerden beri aynı takımlarda oynamışlıklarımız, kupa kazanmışlıklarımız var. Bunların devamı olarak görüyoruz Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü'nü. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Teşekkürler. Lençe ben. Çok mutluyuz. İki kupa aldık. İnşallah şampiyon da olacağız. Sezon nasıl geçti? Sezon değerlendirmesi, zorlandığınız, kırılma noktaları hissettiğiniz dönemler oldu mu? Sezon iyi geçiyor. Bir sorun yok. Bir problem çıkmadı zaten. Öylesine devam, evet. Rahatız da öyle devam ediyoruz. Ben Dragica. Çok çok güzel sezon. Teşekkürler. I speak in English. This is a good season for us. I like this team. We play so good this match. I hope that we take the champion and be champion. Teşekkürler. Ben Kati. Tamam, Türkçe konuş ama çok az. İnşallah kazandık. Şampiyon olmak. Gerçekten çok iyi maç. Herkes çok teşekkür ederim. Herkes takım böyle bu maç. Çok çok güzel maç. İnşallah devam et. Teşekkürler. Marina ben. Sezon çok iyi geçiyor. Aynı devam bekliyoruz ve şampiyon inşallah olacağız. Başarılar takıma. Teşekkürler. Özge ben. Takımca çok mutluyuz. İki kupayı aldık. İnşallah son kupayı da alıp şampiyon olacağız. Teşekkürler. Buket ben. Ben de çok mutluyum bu kupayı aldığımız için. İnşallah şampiyon da olacağız. Güzel bir takımımız var. Güzel bir atmosfer var. Çok da güzel bir arkadaşlığımız var. O yüzden kupayı alarak da bunu taçlandırdık açıkçası. Teşekkür ederiz size de. Esra ben. Zorlu bir süreçten giriyoruz. Daha zorlu bir sürece giriyoruz ama güzel gidiyor. İnşallah bunu 3. kupayla taçlandıracağız arkadaşlarımızın dediği gibi. Doğru olanı en iyi şekilde yapmaya devam ettiğimiz sürece olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Yeliz ben. Takım kaptanıyım. Aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten sezon başından bu zamana kadar tabii ki kötü maçlar atlattık, beraberlik. Ama gerçekten hiçbir şey bozulmadı arkadaşlığımızın adına. Yolumuza emin adımlarla devam ettik. İkinci kupayı da aldık. Hedeflerimizde lig şampiyonluğu var. İnşallah 3 kupayla ligi bitireceğiz. Teşekkürler. İsmim Beyza. Sakatlık döneminden çıktım. Takımımın ama... Yine de takımımla aynı sevinci yaşadım. İnşallah playoff döneminde de yanlarında olacağım. 3. kupayı da alacağız inşallah. Bakalım. Ben Sıla. 2 kupayı evimize getirdiğimiz için çok mutluyum. İnşallah 3.sünü de getireceğiz. Dert oldu mu sezon? Yani şükürler olsun. Çok ciddi sakatlıklar yaşamadık. Bir tek Beyza'nın sakatlığı oldu. Beyza da iyileşti ama bu sezon fazla son maçlarda oynatmayı da düşünmedik. Rehabilitasyon da doğru geçti. Doktor arkadaşlarla konuştuk. Bir tek Beyza'nın ciddi bir sakatlığı. Onun dışında handball'un genel karakteriyle ilgili olan ufak tefek işte ayak burkulmaları gibi ama dediğim gibi şükürler olsun büyük bir şekilde oyuncularımızdan uzaklaşabileceğimiz veya takımın oyun düzenini bozacak sakatlıklar şu ana kadar yaşamadık. İnşallah geri kalan 6 maçta da, 6 maç diyorum çünkü 10 maçlık bir seri var ama 3'er 3'er yarı finalde ve finalde 3 maç üzerinden oynamayı planlıyoruz. Bu süreçte de sakatlıklar olmadan atlatırsak çok mutlu olacağız. Oyuncu kadrosu oldukça tecrübeli bir kadro. Peki altyapıya yatırım var mı? Altyapıyı nasıl düşünüyorsunuz? Altyapı konusunda da iddialı olacak bir kulüp haline gelmek üzereyiz. Tabii altyapıyı sağlayabilmek için önce üst yapıda başarı olması lazım ki insanların çocuklarını getirebilecekleri bir takım olsun. Bu konuda
Önümüzdeki dönemde Yeni Mahalle Handbol Okulu açacağız. Yaz spor okulları açacağız. Buradan şu anda açmadığımız halde çok ciddi Yeni Mahalleli vatandaşlarımızın çocuklarından ve kendilerinden çok ciddi talepler var. Süper Lig'in sonunda büyük ihtimal herhalde bir hafta 10 gün içerisinde okullarına tatil olmasıyla birlikte 12'sinde kapanıyor Haziran'da. Biz bir handbol okulu açıyoruz. Dikkatimi çeken bir noktada birçok takımda yabancı oyuncular oynuyor ama Türkçe bilen fazla olmuyor. Takımın neredeyse tamamı Türkçe öğrenmiş. Evet. Bunun için bir çaba sarf edildi mi yoksa kendi istekleriyle, arzularıyla mı oldu? Yani onları aslında kendilerine sormanız lazım. Tabii Türkçe'yi düzgün konuşan yabancı oyuncularımız da uzun yıllardır Türkiye'deler. Yani 3-4 senedir, 5 senedir oynayanlar var. Bu soruya onlar herhalde daha iyi cevap verirler. Yani. Zorla mı oldu, isteyerek mi oldu bilmiyoruz ama. Şartlar öyle gerektirir herhalde. Ama sizin açınızdan da faydalı olmuştur iletişim kurmada. Tabii özellikle yeni gelenler açısından yani yeni gelenlerin uyumu açısından ve bizlerin yeni gelenlerle uyumu tabii ki dil bilenlerin ve Türkçe'ye çevirmeleriyle birlikte avantaj haline geldi bizim açımızdan. Başkanım Ankara genelinden biraz daha Yeni Mahalle'ye inersek, Yeni Mahalle'nin takıma bakışı yavaş yavaş benimsemeye, sahip çıkmaya, fark etmeye, ilçelerinde böyle bir başarılı takım olduğunu görüyor musunuz? Henüz Yeni Mahalle halkı tam bizde kaynaşmış durumda değiller. Ya bizim yetersizliğimizden kaynaklanıyor, belki reklam eksikliğimiz var. Ya da bir önce söylemiş olduğum gibi salonun çok uzakta olmuş olması etkiliyor olabilir. Hani bir de handbolun kötü tarafı seyircinin olmaması zaten. Yani maçlara gidiyorsunuz ya belediyenin personellerinin desteğiyle taraftar buluyorsunuz. Ve işte kendi birkaç arkadaşınızın, takımdaki sporcu arkadaşlarımızın, aileleri, arkadaşlarının gelmesiyle taraftar bulabiliyorsunuz. Ama öyle handbola bakış açısı, bir futboldaki üçüncü gibi bakış açısıyla aynı değil. Biz bunu bir türlü anlayamış durumda değiliz. Oysa ki Yeni Mahalle gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Yani Yeni Mahalle Belediye Spor Kulübü şu anda önemli başarılar imzaladı. Geçen sene dediğimiz gibi yarım puanla Avrupa'yı kaçırdı. Bu sene hakemlerin gazabına uğradığımız için bir tur üst tura çıkamadık. İkinci turdan sonra bırakmak zorunda kaldık. Bu yıl takım olarak gerçekten çok güzel bir oyun var. Dünkü oyunla ben yani takım tam bir kenetlenmiş haldeydi. Teknik heyeti, oyuncular, yedek oyuncular, herkes aynı sevinci, aynı heyecanı yaşıyordu. Ve bu şekilde o ki takımın karşısına kim gelirse gelsin yenebileceklerini tahmin etmiyorum. Aynı ruhla devam edersek şampiyonla kesin gözüyle bakıyorum. Ama işte bunları bizim bu şekilde kaynaşmamız, birlikte hareket etmemiz ya da başarmamız tek bizim mutluluğumuzda olmuyor. Evet. İşte burada seyirci desteği gerekiyor. Burada Yeni Mahalle'nin takımına sahip çıkması gerekiyor. İnşallah onu da zamanla sağlayacağız diye düşünüyorum. Biz ilgiyle takip ediyoruz. Başarılarınızdan dolayı kutluyoruz. İnşallah şampiyonluktan sonra yine bir araya gelelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.